Poşetler. Her yerden poşet çıkıyor değil mi? Atsanız mutlaka bir ihtiyaç olur. O yüzden de hep tutuyorum. Ama hep böyle dağınık ve bir türlü düzenleyemiyorum diyorsanız bana kulak verin. Şimdi çok güzel, çok şık hem de çok kolay bir çözümüm var. Ne mi? İşte bu poşetler artık böyle durmayacak. Bildiğiniz granül kahve kutusu. 1 kiloluk var ya işte onlardan. Ama ilk önce onu şöyle güzel dekoratif bir hale sokalım istiyorum. Şık olacak demiştim değil mi? Şu bildiğiniz kendinden yapışkanlı güzel folyoları kullanacağım. Bunların envai çeşit desenleri, renkleri mevcut. İşinizi çok kolaylaştırıyor bence. Evet, şöyle ölçüsüne göre ben kesmiştim. Sadece folyoyu kaldırıp ufak hareketlerle bastırıyorum. Folyoyu yapıştırmak işte bu kadar basit. Ufak ufak yapıştırmayı ve parmağınızın ucuyla bastırmayı ihmal etmeyin. Çünkü sert bir şeyle bastırırsanız hemen çizilecektir. Hemen bir iz oluşacaktır ya da yırtılacaktır. Böyle çok daha kolay. Kutumuz dekoratif bir hale geldi. Şimdi de kapağına şöyle ufak artı şeklinde bir çentik atıyorum. Çok fazla kesmiyorum. Çok açılsın istemiyorum çünkü. Sadece böyle poşetlerin çıkabileceği şekilde küçük bir çentik. Kutumuz hazır. Şimdi poşetleri yerleştireceğiz ama en önemli sır burada. İşte poşetleri nasıl yerleştireceğiz? Bu çok önemli. Çünkü poşetleri öyle bir yerleştireceğiz ki böyle çektikçe tek tek gelecekler ve alttan hemen diğeri çıkacak. İşte bunu sağlamak için ufacık bir katlama stili. Şöyle poşeti dümdüz bir hale getiriyorum. Ortadan ikiye katlıyorum. Bir kere daha katlıyorum. Ve diğer poşeti alıyorum ve poşetin tutma yerlerinin tam içinden diğer poşeti geçiriyorum. Tam ortasına denk getiriyorum. Sadece olay bu. Tam ortasına gelecek. Alttan şöyle hafifçe katlıyorum. Ve diğer poşeti alıyorum. Yine aynı şekilde tutma yerlerinin içinden geçirip tam ortaya getiriyorum. İşte yapacağımız olay bu kadar basit. Yerleştiriyorum. Poşetleri eklemeye devam ediyorum. Ve kapağından da şöyle geçiriyorum. Poşetlerimi artık hem düzenli hem de dekoratif bir şekilde saklayabilirim. Hem de ihtiyacım olduğunda gayet kolay bir şekilde çıkartabilir ve kullanabilirim. Ve arkasındakini de hemen şöyle çekebilirim. İstediğim şekilde, istediğim zaman size de tavsiye ederim. İzlediğiniz video hakkında ne düşünüyorsunuz? Merakla yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi, eleştirilerinizi lütfen bana yazın. Ayrıca ilginizi çekebileceğini umduğum daha birçok video var. Bu videoları kaçırmak istemiyorsanız kanalıma ücretsiz abone olun.